kimlerin cezasını erteler? Dünyada cezası verilen günahlar nelerdir? İnşallah demenin önemi nedir? Nelerden sonra inşallah dememiz tavsiye edilir? İbadetlerdeki kolaylıklar nelerdir? Kimler hangi durumlarda ibadetlerden muaftır? Az sonra. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine. Sabahınız hayırlı olsun efendim. Bugün Cuma günü ve bugünkü programımızda tabii ki sorularınız var. WhatsApp sorularınız var. Bizim ele aldığımız konular var. Röportajlar var efendim. Değerlendirmelerde bulunacağız ama Cuma gününe, bu güzel güne, bu mübarek güne, bu kutsi güne inşallah. Zaman farklı olabilir mi? Olur. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr diyor Kur'an-ı Kerim. Leyle-i Kadir bin aydan hayırlıdır diyor. Yani 80 yıla, bir gece 80 yıla tekabül ediyor diyor. Demek ki zaman özel olabilir. Allah onu özel kılmıştır. O zaman dilimini Allah'ın özel kılmasıyla özel olmuştur. Cuma günleri de öyle özel günlerden biridir. Bizim için bir bayram havasında kutlanması gereken bir gündür. Birbirimizi daha çok mutlu etmeliyiz. Birbirimizi daha çok aramalıyız. Birbirimize daha çok dua etmeliyiz. Cuma günlerinde özellikle. Ama bugün başlarken kısa bir dua ile başlayalım. Hani şu anda kahvaltıdayız, okula çocuklar gidecek veyahut da sabah erkenden güne Bismillah ile başlayalım diyenler şu anda ekran başında bizi izliyorlar. Hep beraber dua edelim. Belki içimizden birimizin duası hürmetine Rabbim tümümüzün dualarını kabul eder. Çünkü insanın kendine yaptığı dua kadar insanın sevdiğine yaptığı dua Allah katında makbul görür. Biz de o makbuliyet kapısını çalalım. Allah'ın kapanmayan kapısından içeri girmeye gayret edelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ilal haqqi ve ila siratikel müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ya Rabbi tövbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi yönelişimizi kabul eyle. Sana ilticamızı kabul eyle ya Rabbi. Kapına gelişimizi, kapından rahmet dileyim işimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kul olmamız hasebiyle, insan olmamız hasebiyle, nefsi olan kişiler olmamız hasebiyle elbette ki yapmamamız gereken günahlar haset etmişizdir, dedikodu etmişizdir. İnsanların kalbini kırmışızdır. İnsanların hakkına tecavüz etmişizdir. Hareketlerimize adil olmamış olabiliriz. Belki kitabımızda yani herkesin kitabı olan kitabında, defterinde, ahiret gününde önüne tutuşturulacak olan kitapta bizi Allah Celle Celaluhu'nun melekleri zalimlerden yazmış olabilirler. Yaptığımız yanlışlıklardan dolayı. Ya Rabbi biz bütün erginlik çağına geldiğimiz günden bu yana erginlik çağına yani sorumluluk dönemine geldiğimiz günden bu yana işlemiş olduğumuz bütün günahlardan, bütün eksikliklerden, bütün hatalardan, bütün kusurlardan pişmanız. Keşke günah işlemeseydik. Keşke tertemiz yaşasaydık. Keşke senin arzu ettiğin bir insan olabileydik. Emirlerine uyan, peygamberlerine tabi olan, kitabını bilen ve ne yaptığının farkında olan insan olabilseydik. Ama eksiğimiz, hatamız, kusurumuz, nisyanımız var, unutkanlıklarımız var, nefsani şeylerimiz var. Ya Rabbi bunlardan dolayı da hata ettik, günah ettik, kusur işledik, yapmamamız gerekeni yaptık, unuttuk, isyankar davrandık. Bunlardan dolayı, vefasızlığımızdan dolayı, yanlışlarımızdan dolayı, dünyaya olan aşırı tutkumuzdan dolayı, hesabı unutuşumuzdan dolayı, hesabı doğru yapmamamızdan dolayı, sana sığınıyoruz, bizleri affeyle ya Rabbi. Temiz insanlarla beraber olmayı nasip eyle. Temiz insanların izinden yürümeyi nasip eyle.
kalbi temiz olan, gönlü temiz olan ve ameli düzgün olan. Bu nedenle ayeti kerimede ve siyâbeke fetahhir, ey peygamber elbiseni temizle ayetini, büyük alimler ahlakını temizle, ahlakını güzelleştir gibi görmüş, böyle anlamışlardır. Allah'ım ahlakımızı temizlemeyi, ahlakımızı güzelleştirmeyi, insanları üzmemeyi, insanlar hakkına tecavüz etmemeyi, kalp kırmamayı, insanları ayrıştırmamayı, insanları hakir görmemeyi, kibir içinde, azamet içinde, kibriya içinde olmamayı bizlere nasip eyle. İlahi ya Rabbi, içimizde namaz kılmayanlara bu mübarek cuma sabahı namaz aşkı nasip eyle. Ya Rabbi, namaz kılanları da dürüst namaz kılmaya, namazdan çalmayanlardan eyle ya Rabbi. Rükûnu tam yapan, secdesi tam yapan, duası tam yapan, Fatiha'sı düzgün okuyanlardan eyle ya Rabbi. Namazın hukukunu yerine getirenlerden eyle. Namazın hukuku ahlaklı olmaktır. Allah'a yakın olmaktır. İnsanlara eziyet etmemektir. Boş konuşmamaktır. Haset etmemektir. Ya Rabbi, bu ahlak ile ahlaklanmayı nasip eyle. Çünkü namaz eğer günahlardan alıkoymuyorsa gerçek namaz değildir. Biz ibadetlerimizin tümünde eksikle gedikliğe geliyoruz. Ama düzeltmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hastalar vardır evlerinde, hastanelerde, başka mekanlarda şifa bekleyen ki şafi olan sensin ya Rabbi. Sen mümin, selam, hafiz ve şafi olansın. Ya Rabbi, bütün hastalarımıza şafi isminle tecelli eyle. Şifa ver, öyle bir şifa ki la yugadiru sakama, peygamberimizin, mübarek nebinin vasıflandırması ile hiçbir iz bırakmayan, etkisi devam etmeyen bir o hastalığı, yani etkisiz hale getir ve yeniden nüks ettirme. Şifa en la yugadiru sakama, öyle bir şifa ver ki giderilmedik sıkıntı kalmasın. Maddi ve manevi bütün hastalıklarımızı gider ya Rabbi. Kalp hastalıklarımızı gider, göz hastalığımızı gider, yürek hastalığımızı gider ya Rabbi. Ya Rabbi, şu anda amin diyen, bu hafta boyunca Yasin okuyan, Tebareke okuyan, Mülk suresi okuyan, Fatiha okuyan, Felak okuyan, Nas okuyan, kim ne okumuşsa, kim ne tesbih getirmişse, kim ne yalvarmışsa, kim ne niyet etmişse, ya Rabbi, tümünün niyetlerini kabul eyle. Tümünün ibadetlerini kabul eyle. Ölülerimize rahmet eyle. Dirilerimize rahmet eyle ya Rabbi. Ölülerimize günahlarını affettirerek, affederek, onların kusurlarını silerek, onları cennetin nimetlerine benzer nimete koyarak rahmet eyle. Yaşayanlara da günahlarına engel olarak hastalıklarına şifa vererek rahmet eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, bütün bu dualarımızı Ravza-i Mutahara'da, Kabe-i Muazzama'da yapılan dualardan kabul, dualar gibi kabul eyle. Amin, amin. Amin velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah tümümüzün duasını kabul eylesin diyorum. Ve hemen bugün ilk telefonumuzu da alıyoruz. Ve ondan sonra konularımıza gireceğiz. Programın başında hemen söyleyeyim. Bugün aslında biraz sonra göstereceğim sorularda. Bugün önemli bir yazım var Sabah Gazetesi'nde. Paylaşmanızı istiyorum. Efendim, yazı şu. Arkadaşlarımız gösterecekler. Bugün Sabah Gazetesi'ndeki yazım önemsediğim bir... Bütün yazılar önemlidir tabii de. Ama bu yazının şöyle bir özelliği var. Hindistan coğrafyasında, Pakistan-Hindistan coğrafyasında tartışılan bir konu bu. 3000-5000 yıllık olduğu tahmin edilen, bin, yani peygamberimizden en az 2000 sene önce olduğu kesin gibi olan, efendim, Vedalar, Puranalar gibi kitaplar vardır. Hindu dinine ait kutsal kabul edilen, yani onların kutsalı. Bu metinlerde son zamanlarda çıkarımlar da bulunuluyor ve son peygamber Hazreti Muhammed'e işaretler var. Yani yorum, ama hakikaten etkileyen, dehşete düşüren yorumlar bu. Yani 5000 yıllık Hindu kitaplarında Hazreti Muhammed son peygamber olarak tanımlanıyor. Muhammed adı kullanılıyor. Ben biraz sonra bunu, bazılarını söyleyeceğim sizlere. Bunu paylaşmanızı ileride ben bununla ilgili hem bir öğretim üyesi arkadaşla görüştüm, hem Yeni Zelanda'lı Müslüman olan bir kardeşimizle görüştüm. Bu konularda hayli ehil olanlar, onların da kanaatleri aynı şekilde. Kısacası
Eski yapıtlarda, eski kaynaklarda ki demek değişmeseydi, yani ilk peygamberden son peygambere kadar gelen bütün kaynaklar elimizde olsaydı değişmeden, Zuburul Evvelin diyor Kur'an, eskilerin kitapları diyor. Biz sadece Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an'ı biliyoruz ama peygamberlere inen sayfalar var. Hazreti Adem'e, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Hit Aleyhisselam'a inen kitaplar var. Başka peygamberlere inen sayfalar var. Eğer kitaplar değişmemiş olsaydı demek ki, şöyle göstereyim. Değişmemiş olsaydı, evet pardon orada arkadaş şu anda var. Değişmemiş olsaydı bu kitaplar, biz kitapların tümünde Hazreti Muhammed Efendimiz ile ilgili, ailesiyle ilgili ki bu, burada var, Vedalarda, Puranalarda var. Yani bu kitaplarda, en az 3000 yıllık kitaplarda, bu elimizdeki malzemelerde Hazreti Muhammed'in adı, efendim Kabe'ye işaret var, Arabistan'dan çıkacağına işaret var. Annesinin adının Amine olacağı, babasının adının Sanskritçe'de de değişik dillerde babasının adının Abdullah olacağını, bütün bunları burada görmek mümkündür. Bunun için Profesör Doktor Pandit White bu kitabı yazıyor. İngilizceye tercüme edilecek zannediyorum. Upanishadlar, Vedalar, Puranalar gibi bu adı Muhammed olacak diyor. Gibi yani çok egzantrik bilgiler var. Bunu okumanızı ve yorumlamanızı tavsiye ediyorum acizane. İleride bu konularda belli röportajlar yapılmalı bence. Bu konular konuşulmalıdır. Son peygamber, Allah diyor zaten kitaplar, ellerde kitaplarında var diyor. Ayet-i kerime söylüyor. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de ayetler bunlara işaret ediyor. Bunlar, bizim bunlara ihtiyacımız yok. Biz Hazreti Muhammed'e zaten iman ediyoruz, son peygamber olduğunu biliyoruz ama Allah'ın bütün peygamberlerine bunu bildirdiğinin de belgelerinin çıkması. İlerideki arkeolojik kazılar, zaman peygamberin peygamberliğine tanıklık edecek. Daha ortaya çıkacak. Bunlar yeni çıkanlar, daha değişik şeyler çıkacaktır. Peki telefonu beklettik, çok kusura bakmayın. Telefondaki kardeşimi beni bağışlasın. Bu kısa tanıtımı yapmak ihtiyacı hissettim. Ondan sonra programın sonuna doğru bir daha gösteririm inşallah. Alo. Alo. Hanımefendi beklettim sizi, kusura bakmayın. Yok hocam, hocam Allah'ın rahmeti bereketi üzerinde olsun hocam. Hayırlı cumalar, hayırlı günler hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun, buyurunuz. Hocam iki sorum var. Evet. Benim babam kız ve erkek ayrımcılık çok yapıyor. Evet. Bir de hastalandığı zaman ben ve eşim her zaman onun yanındayız. Evet, evet. Şimdi gönlümüz çok kırıldı, o yüzden oraya gitmek istemiyorum. Babanın veya annenin kız ve erkek ayrımını yapması babam, son derece çirkin bir şey. Son derece çirkin bir şey, kötü bir şey. Babam her zaman, evet. Ben ve eşim her zaman onun yanındayız. Hasta olduğu zaman ben ve eşim onun yanındayız. Siz iyi yapıyorsunuz, yüzden, size yakışanı yapıyorsunuz, baban da yanlış yapıyor. Evet hocam. Ben çok kırıldım, o yüzden buraya gitmek istemiyorum. Ama babanıza gidin yani. Babanız da bir hastaysa bile özellikle. Mutlaka... Hocam kırılma bakma, biraz Türkçem yok. Ne bizi Kur'an kursları göndermiş, ne bizi okula göndermiş. Evet. Ben 41-42 yaşındayım. Ben tek başıma, ben o kalem ona, onları aldım. Ben Kur'an okumaya başladım. Evet, evet, evet. Evet hocam. Yani sizi keşke okula göndereydi. Tabii ki Kur'an kursuna gönderseydi, okula da gönderseydi derdinizi anlatacak kadar en azından herkesin okuması gerekiyor. Yanlış yapmış. Evet hocam, yanlış ne yapmış. Okula gönderdiği ne Kur'an kursuna hiçbir şeye göndermedi. Tek kızları göndermedi, erkekleri hepsi okudular. Evet, Allah iyi etsin. Cenab-ı Allah akıl versin, şuur versin. Ama siz yine bence... babanıza düşmanlık, nefret ve kin duymayın. Eksiği olabilir, evet. Hatası olabilir. Netice itibariyle herkesin eksiği, hatası var. Babanızın da bu tür eksik ve hataları olabilir. Dilerim, dilerim tövbe eder, istiğfar eder ve bundan dolayı bir dönüş sağlar kendi kendine. Sizi de üzmemeye devam eder. Üzmemeye devam eder. Siz de... Kurban olayım hocam. Her zaman hasta, sonra her zaman ben ve eşim. Gece yarısı da olsa onun yanına biz gidiyoruz. Ne olursa olsa eşim de çok... Allah'a binlerce şükürler olsun. Peki. Peki siz yani iyi olanı yapıyorsunuz.
İyi olanı yapıyorsunuz. Doğru olanı yapıyorsunuz. Allah'a yönelin, tövbe istiğfar ediniz. Yüce Allah sizi mutlaka günahlarınızı affedecektir. Hatalarınızı affedecektir. Babanızın size karşı olan hatalarından dolayı da sizin günahlarınızın affına vesile olacaktır. Yani siz iyilik yapıyorsunuz, o kötülük yapıyor. Bu nedenle de siz hanımefendiliğinizi, evlatlığınızı yapmaya devam edin. Baba eğer ve anne evlat ayrımı yapıyorsa bunun adı zulümdür. Zalim olur Allah katında. Hiçbir insan da Allah katında zalim olarak anılmamalıdır diye düşünüyorum. Tamam. En son çok gönlüm kırıldı. O yüzden ben de onun yanına gitmek istemiyordum. Bana diyordu ben ölsem benim mezarıma gelme. Yok sen güne git, Büyüklük sende kalsın, sen güne git. Baba anneye küsülmez, tamam? Hocam şey rica edecektim, pantolon. Bize kadar onun üstüne şey tunu giyse. Günah mı değil mi onu da soracaktım. Yani pardüsü, mantu giydikten sonra bir problem yok. Vücudu daha rahat örtüyor, daha hele kışın daha soğuk olabiliyor. Örtücü ben... Geniş bir pantolon olduktan sonra, üzerinde de mantu pardüsü olduktan sonra ne sakıncası var? Bir sakıncası yok. Tamam. Değil mi hocam? Bize kadar tunik giysem sakıncası var mı ben hocam? Ben elbiselerin adını çok iyi bilmiyorum. Tuniktir, şudur, budur. Yani ben dediğim şu, üstünüze pardüsü, mantu olduktan sonra içinde ne giydiğiniz önemli değildir. Tamam? Tamam hocam. Hocam bize çok dua et. Hoca kurban olayım. Benim maddi durumum çok iyi değil. Bana dua et bugün. Peki Allah sıkıntılarınızı gidersin bacım inşallah. Rabbim sizi emanına alsın inşallah. Teşekkür ediyoruz. Bir telefon daha var, hemen alalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun. Hayırlı cumalar hocam. İyi cumalar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hocam benim de bir sorumu olacaktı. Buyurun. Ben 13 yıldan sonra eşimden ayrıldım. 3 tane çocuğum var. En büyük çocuğum 13 yaşında. En küçüğüm 5 yaşında. Eşimle hiçbir zaman bir kavgamız, hiçbir şeyimiz de olmadı. Yani evimizde bir huzursuzluğumuz, evet, şeyimiz yoktu. Evet. Eşim başka bir kadına gitti. Gittiği, evet, kadın da evliymiş, iki çocuğunu bırakıp gitti kadın da ona. Boşanmadan mı gitmiş? Evet, ona? Boşanmadan gittiler. Birliktelermiş. Benim haberim yoktu. Evet. Evet, benim 3 çocukla bizi bir başka memlekete de getirdi. Biz şu an oradayız. Bırakmıyor gidelim, ben ailemin yanına da gideyim, bırakmıyor. Evet. Resmiyette de ben boşandım, istemiyorum çünkü artık. Evet. Çocuklarımı da doğru düzgün görmüyor. Kendisi de şu an cezaevinde. Yani hani geçim olarak da zor geçiniyorum. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Bu konu için aradım yani. Helal etmeme hakkınız var bacı. Yani herkese hakkını helal etmek zorunda değil. Zulüm gördüğüne inanan, zulüme muhatap olan bir kişinin derdini anlatmasından daha doğal bir şey olabilir mi? Allah bağırmayı, çağırmayı sevmez. Mazlumun sesi hariç. Yani mazlum sesini yükseltir. Ben mağdur oldum, sıkıntı görüyorum diye derdini anlatabilir. Ama şimdi bir de şu var. Yani kocanız işte yanlış yapmış, evli olan bir hanım yanına kaçmış. Bunun dinle yorumlanması, dinle bir araya getirmesi mümkün değil. Bu tür şeylerin, bu çirkin, berbat şeylerin. O bir tarafa, şimdi içeride mahkum diyorsunuz. İçerideyken... Size ne yapabilir bilmiyorum yani. Ne yapabilir, nasıl yardımcı olacak size? Eğer maddi bir durum yoksa, çalışamıyorsa. Yani siz ne yaparsınız? Kendisiyle görüşün. Kendi başınızın çaresine bakın. Çocuklarınızı giderecek olan, sıkıntısını giderecek olan bir yerde çalışmak imkanı bulursanız, uygun bir yerde, sizi sıkıntıya sokmayacak bir yerde, orada çalışmak suretiyle veya işte devlet biliyorsunuz hiçbir işi olmayan hanımlara yardım ediyor çocukları varsa. Bu tür yollara kendi ihtiyacınızı gidermeye çalışınız. Helal etmeme hakkınız var. Yani hele bir de sizi 3 çocukla bırakmışsa, başka bir yere gitmişse, bundan dolayı da zalimlerden sayılır. Tövbe etmelidir o, istiğfar etmelidir. Keşke yapmasaydım. Sanıyorum şu anda içeride zaten bundan memnun değildir, rahat değildir yani, mutlu değildir. Keşke bunu yapmayaydım diyordur kendi kendine. Siz de helal etmiyorsanız etmezsiniz. Kimse size illaki hakkını helal et demez.
Çünkü helal etmeme de bir haktır netice itibariyle. Tamam? Herhalde anlaşılmıştır. Peki bir telefon daha var, hemen alalım. Alo. Alo, selam aleyküm hocam. Aleyküm selam, buyurun. Buyurun. Hocam benim sorum şu, şimdi hocam peygamberimiz hadisinde diyor ki işte ses ve koku duymadığın sürece sıkıntı yoktur abdestin bozulması meselesinde. Evet. Hocam alimlerin görüşünü okuduğum zaman bunun tam tersi diyor ki işte ses ve kokuya gerek yoktur, önemli olan yerin çıkmasıdır diyor. Hocam bu konuda şimdi vesveseli insanla vesvesesiz insan arasında fark var mı? İşte ben de Hanefi mezhebindeyim, ona göre cevaplarsanız sevinirim hocam, bunu soracaktım. Deminki dediğiniz gibidir yani, vesveseye, karın gurultusuna, bağırsak gurultusunu çok önemsemeyiniz. Yani sabah sabah özür dileyerek söylüyorum, yellenmeyden bahsediyor tabii. Bu da dinin bir bölümü netice itibariyle, cevap vermek zorundayız. Dini konularda utanma olmaz, haya olmaz deniyor genel prensip olarak. Abdesti bozan şeylerden biridir bu hal, yani gaz çıkarma, yellenme. Orada da işte koku veya ses. Bu niye bu söyleniyor? Olması gerekiyor. Bunlar olmasa itibar edilmez. Çünkü vesvesesi olan çok insan vardır. Karında gurultu olur, eyvah abdestim bozuldu. Namazda olur bu, eyvah bozuldu abdestim diye zannedebilir. Hayır, bu iki şey olmadıktan sonra namazınıza devam edin deniyor. Bir sıkıntı yok. Twitter'dan gelen bir soruyu cevaplandırmak istiyorum. Şimdi yani bunları bilmek lazım artık. Bazı şeyler şimdi bazen siz kızıyorsunuz. Hocam böyle soru da mı sorulur diyorsunuz bana. Ben de diyorum ki ya müdahale etmeyin, vatandaş istediği soruyu sorsun. Bazen de öyle sorular geliyor ki, bir de sorunun üslubu. Hocam siz buna cevap verin bir bakalım falan. Sordu soru da beni bağışlayın ne olur. Tam yani şimdi cehalet diyeceğim, yanlış anlaşılsın istemiyorum. Hakaret gibi algılansın istemiyorum ama tam cehalet. Peygamber hangi mezheptendi? Ya peygamberin döneminde mezhep mi olur be mübarek? Bu kadar da mı bilmiyorsunuz yani bu soruyu soran? Bir de diyor ki 150 kişi oturmuşuz sizi dinliyoruz diyor. Vereceğiniz cevap çok önemli. Hadi cevap verin. 150 kişiyle otur. 150 kişi arasında bir kişiyle çıkıptır. Ya peygamber varken mezhep olmaz. Mezhep yorumdur. Hazreti Muhammed ortadayken kim yorum yapabilir? Yani Allah'ın peygamberi ortadayken mezhep olmaz. Peygamber vefat eder. Peygamberin vefatından sonra kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sözlerini alimler yorumlarla, o yorumlar ekolleşir, mezhep buradan çıkar. Peygamber döneminde mezhep olur mu Allah aşkına? Daha önce de öyle bir soru sormuşlardı. Peygamber hangi mezheptendir? Subhanallah. Peygamber mezhep olur mu ya? Peygamber Allah'ın vahyini getirir, elçidir. Peygamberden sonra yetişenler, gelenler, alimler peygamberimizin sözlerini yorumlarlar. Yeni konular, yeni hususlar konusunda. Mesela sigorta yeni bir olay, güncel bir olay yani. Efendim tüp bebek yeni bir olay. İşin dini boyutu açısından söylüyorum. Veyahut da benzeri konular vardır gündemde olan. Organ nakli dini bir konu. Yani işin dini boyutu var. Sağlıkla ilgili, tıpla ilgili bir boyutu var ve dini boyutu var. Bunları yorumlayan alimler top çıkar, Kur'an'ın genel kurallarına, peygamberimizin sözlerine göre bu olayları düşünür. Yeni kanaatlar geliştirirler, belli bir usul dairesinde, metodoloji dahilinde kanaatlarını ifade ederler. Daha sonra gelenler de bu kanaatları paylaşırlarsa, bu kanaatı ilk öne koyan hocalar, büyük alimler, mezhep imamı Ebu Hanife gibi, İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Şafii gibi, bunlar peygamberimizden en az bir 100 sene sonra oturmuş, sistemleşmiş şeyler. Yani bazen hakikaten bazı sorulara illallah ediyor insan. Soru en kısa bir akıl bile, en küçük bir akıl bile bunun bile olmadığını bilmesi gerekiyor artık. Yani bu kadar. Evet, peygamberin mezhebi olmaz. Peygamber peygamberdir, Allah'ın vahyini söyler. Tek bir kişi söyler, herkes uyar ona. Mezheplerde öyle değildir. Kanaat belirtirler. Dileyen o kanaatı, dileyen o kanaatı tutar. Kanaatı yerine getir. Ama Hazreti Muhammed konuştuğunda, Hazreti Ebu Bekir'in ya Resulallah ben böyle düşünmüyorum dediğini duydunuz mu hiç? Hazreti Ali'nin ben böyle düşünmüyorum dediğini duydunuz mu hiç? Hazreti Ömer'in ben böyle düşünmüyorum, ben de şöyle düşünüyorum dediğini duydunuz mu hiç? Nas'ın olduğu yerde içtihada mesah yoktur. Yani Allah'ın emri varsa, peygamberin kesin bir emri varsa içtihat olmaz. Zaten içtihat sebebi, mezheplerin çıkış sebebi yoruma açık olan hükümlerden kaynaklanıyor. Evet. Kısa bir küçük bir çocuğun duası var. Duaya sığınalım. Duayı dinleyelim sonra
Bunlara devam edeceğiz. Subhane kelam gebendik ve tebare çekmiş ve talacaktır. Bila geyrüş. Evet arkadaşlar, bir daha o küçük kızımızın duasını bir daha paylaşalım sizinle. Subhane kelam gebendik ve tebare çekmiş ve talacaktır. Bila geyrüş. Evet, sanıyorum Erzurumlu, ben öyle anladım şivesinden, Erzurumlu bir küçük yavrumuz Subhaneke'yi okumuş, ne de güzel okumuş. Allah bağışlasın, teşekkür ederim bize gönderenlere, biz de sizinle paylaşmak istedik. Efendim, bela ve musibetlerden kurtulmak, rızkı artırmak niyetiyle yapılan zikirler vardır, tesbihatlar vardır. Onların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Allah'ın esması, her ismi, Yüce Allah'ın her ismi mübarektir, güzeldir ve Allah'ın isimlerine sığınmak suretiyle Allah'ın rahmetinden ümit var olacağız. El ve Vehhab ismi, Razzak ve Vehhab, çok rızık veren, vehbeden, veren, bolca bolca hediye eden, bolca nimet indiren anlamına Vehhab kelimesini efendim bol bol okumaya çalışalım inşallah. Ya Vehhab, Ya Vehhab, Ya Razzak, bu şu demek değil. Okuyalım, çalışmayalım. Hayır, hem çalış hem oku. Okumadan, çalışmadan oku diyen yok zaten. Kimse öyle bir şey söylemez. Kimse de öyle anlamazsın. Canı böyle anlamak isteyenler varsa hariç. Ama hiçbir din hocası sadece otur elini aç demez. Bu istismar olur. Hazreti Ömer camiden çıkıyor, duvarda oturup da tembel tembel oturanları görünce diyor ki ne yapıyorsunuz diyor. İki defa geçiyor. Diyorlar ki biz Allah'a tevekkül ettik. Yani Allah'a güvendik, Allah bize verecek. Hazreti Ömer kızıyor. Siz diyor tevekkül edenler değil, siz yiyenlersinizdir, hazır yiyicilersiniz. Teakkül yapıyorsunuz, yiyorsunuz diyor. Millet çalışıyor, siz yiyorsunuz diyor. Hadi bakalım diyor, hadi işinizin başına. Kabul etmiyor böyle. Tevekkül, tedbir almaktır. Ondan sonra dua edersiniz ama çalışmanız lazım. Çalışmak lazım yani. Yanlış anlayanlar için söylüyorum. El-Vehhab, bolca hediyeler veren anlamına geliyor. Bunu Er-Razak'la beraber kullanalım. Ya Vehhab, Ya Razak, Ya Vehhab, Ya Razak diye Allah isimlerini. Ya Agna min kulli ganiyyen. Her bir zengin olandan daha zengin olan. Bu yine rızkın artırılması niyetiyle okunabilecek, okunacak dualardandır. Ya Agna, ey daha zengin olan, min kulli ganiyyen, her zenginden. Evet, ey zengin olan, ey bütün zenginlerin en zengini, bütün zenginlerden daha zengin. Kim olabilir? Elbette ki Allah Celle Celaluhu olabilir. Bunu bol bol okuyalım inşallah. Ayrıca ne okuyabiliriz? Ya altafu min kulli latifin. Her bir lütfedenden latif, yumuşak, efendim, hediye veren, rızık veren, sıkıntıyı gideren, her bir sıkıntı giderenden daha sıkıntı gideren. Efendim, ey lütuf sahiplerinden daha lütufkar olan latif. Ey bütün lütuf sahiplerinden daha latif olan, daha çok veren, lütfu sonsuz olan ey latif. Ya latif, ya latif, ya latif diyebilirsiniz. Ve ya erhamu min kulli rahimin. Ey bütün merhamet edenlerden, lütufkar olanlardan, affedenlerden, merhametlilerden daha merhametli olan Rahim. Evet, bu da yine rızkı artıran, efendim, kaza, bela, musibetlerin, afetlerin def'ine sebep olan dualardan biridir. Yüce Allah'a bol bol dua etmek lazım. Ya dafi'el belaya, itfa'annel belaya, fallahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahim. Ne kadar çok okuyor değil mi? Yani bütün belaları def eden, belaları bizden def eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ya ahabbu min kulli habibin. Ya ey sevgili olan, bütün sevilenlerden, sevgililerden daha sevgili olan. Kim olabilir? Allah olabilir. Yani sevgili olan, bütün sevgililerden daha sevgili olan, ancak ve ancak Zülcelal olan Allah olabilir. Ey sevgili olan, ey tüm sevgililerden daha sevgili olan Allah'ımız. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır.
Bizler emanetçiyiz dünya hayatında. Ömür emanet, hayat emanet, nefesler emanet. Bir gün alacak hepsini. Yaşayan ebedi yaşayan yok ki. Bu nedenle de herkes Allah'ın kudret ve azametini bilmelidir. Şimdi ticaret denince Peygamberimiz kazancın onda dokuzu ticarettir diyor. Ticaretin şu tarafı güzeldir. Alın teriyle kazanıyor. İki, ticaret yapan insan başkalarına istidam sağlıyor. Değil mi? Adam diyelim ki bir mekan açıyor, 10 kişi çalışıyor. 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi çalışıyor. Daha fazla çalışan var. Bu kadar aileye rızık girmesini sağlıyor. Şimdi ticaretle ilgili günahlar denilirken aklımıza sürekli sadece işte faiz geliyor. Borcu geciktirme geliyor aklımıza sadece. Yine ticaretle ilgili günahlar denilirken adamın malını mülkünü yemek aklımıza geliyor. Hayır, sadece bu değil. Bunlar tabii önemli. Bunlar önemli tabii ki. Ama mesela haramın ticareti yapılamaz yani. İçki alıp sattığında haram işliyorsun. Haramın ticareti olmaz. Bunun meşru tarafı olmaz. Haram, haram haramdır yani. Haramı biz helal diyemeyiz. Helal da haram diyemeyiz. Fakat dikkatten kaçan ama bir o kadar önemli olan konular vardır. Helal ve haram konusunda. Şimdi onların bir kısmını sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuda sokak röportajımız da var yani. Sokakta da konuştuk ama birkaç madde alayım. Ondan sonra sokakta size soracağız. Size sorduk daha doğrusu. Ticarette işlenen büyük günahlar, haramlar nelerdir sizce? Bakın, basit gördüğünüz şeyler var söyleyeceğim şimdi. Ben söyledikçe dikkat etmedik buna. Veya dikkat çektik de keşke dikkat çekilseydi daha önce diyeceğiniz konular var. Tezgahın önüne meyve ve sebzelerin en iyisini koymak ama müşteriye tezgahın arkasındaki en kötü ürünleri satmak. Bunu yapıyorsunuz demiyorum. Yapan varsa günaha girer. Ha, böyle yapan var mıdır? Elbette ki var. Ama büyük çoğunluğu böyle yapmaz. İnsanımız helal harama dikkat ediyor. Tezgahın önüne meyvenin, sebzenin iyisini koyuyor. Efendim Peygamberimiz ne buyurdu? Gitti Peygamberimiz çarşı pazarı bazen denetliyordu. Yağmur yağmış olan bir ürünün ağırlaştığını görünce ne yaptı? Satıcıya dedi ki bunu göster ürünü almak isteyeni. Ve tartarken de suyun hesabını yap dedi yani. Ve devam buyurdu. Men gâşşenâ feleyse minnâ. Bizi aldatan bizden değil dedi. Aldatma. Mesela araba alım satımlarında yapılıyor mesela bu. Boyatıyorsun, soruyorsun bir arızası varsa, bir şeysi var mı? Yok, bir şey yok diyor. Sorgulandığında ortaya çıkıyor. Çıkabiliyor. Yani bazen bilmiyorlar, bazen bilerek oluyor böyle şeyler. Saklamamak gerekiyor. Benim arabamın problemi, derdi bu, fiyatı da bu. İstersen al, istersen alma. Mahcup olma en azından, değil mi? Demek ki tezgahın önüne meyve ve sebzeden iyisini koymak, müşteriye arkadan bozuk olana vermek haramdır. Onun kazancı helal olmaz. Çünkü kandırılmış oluyor kişi. Ürünlerin hafif kapları içinde alıp, daha sonra ağır kaplar içerisinde koyup tartarken hile yapma. Yani mesela eskiden bazılarında olurdu bu, şimdi yoktur inşallah. Bu eskiden kefeler vardı. Altına meyveyi koyacağı, sebzeyi koyacağı kefenin altına demir koyuyor bazı kötü niyetliler. Kalın yapıyor. Yani 20 gram, 30 gram göğe oradan götürüyor. Yine bizim esnafımızı tenzih ediyorum. Böyle yapanlar var. Her mesleğin iyisi vardır, çoğunluktadır. Her mesleğin kötüsü vardır, azınlıktadır ama var netice itibariyle. Yok sayamayız ki bunları. Bunu yaparken hile yapmak haramdır. Ayet-i Kerime'de bunlara temas var tabii ki. Onun için buna dikkat edeceğiz. Altının içerisine bakır gibi maddeler karıştırıp saf altınmış gibi satışa çıkarmak. Halbuki saf altın değil, bakır gibi maddeyle birleştirilmiş. Fiyatı düşük tabii ki, ayarı düşük. Ama böylesi yapanlar vardır. Haram işlemiş olurlar. Bundan dolayı günaha girerler. Kullanılmış olan altını biraz parlatıp sıfırmış gibi göstermek, satmak. Halbuki hurda altın da satılabilir, alınabilir. Yenisi de alınabilir ama bunu saklamanın bir anlamı yok.
5 lira az kazanırsın, bereketi olur. Ötekinde 10 lira fazla kazanırsın, 50 lira zararı olur. Başka yerden çıkar mutlaka. Satılacak arabayı iyi bir durumdaymış gibi göstermek ve yüksek fiyattan satmak. Mesela diyelim ki bir araba çarptı, bir 10 lira eksik. De ki çarpıldı ama ben 10 lira da eksiğe satıyorum de. Bunun son derece normal şeylerdir. Yıllar önce biz, rahmetli babam yaşıyorken Diyanet'te, yani 1990'lı yıllarda bir araba alışverişi yaptı kardeşim biliyorum ama farkında sattığı arabayı, o yerine başka bir araba aldı. Satarken alıcıya kapısı vurulmuştu arabanın. Söylemeyi unutmuş. Rahmetli babam sordu, dedi ki sen arabayı satarken boyadığın yeri söyledin mi oğlum dedi. Baba takas yapmışlardı çünkü iki arabayı. Unuttum söylemeyi. Rahmetli babam arabayı bilmedi. Arabayı geri gönderdi. Git arabanı al, helalleş, ondan sonra getir ve o arabayı hiç bilmedi yani. Niçin? Bir beyanda bulunmadığı için. Kapı çarpmış, çarpılan kapıyı söylemediği için arabaya hiç binmedi hayatı boyunca. Onun için dikkatli olmak gerekir. Yani bu helal ve haramdır yani. Kul hakkıyla gitmemek lazım. Satılacak arabayı iyi bir durumdaymış gibi göstermek ve yüksek fiyata satmak haram olan alışverişlerden biridir. Şu çok yapılıyor maalesef. Efendim esnafımızı tenzih ederek söylüyorum. Bir araba satacak. Alıyor arabayı, içindeki iyi parçayı, sıfır olan parçayı alıyor. Kullanılmış olan parçaya koyuyor. Bunu yapanlar var. Binde bir varsa var işte. Esnaf bilir. Esnaf bunu bizden iyi bilir yani. Bunun yerine kötü parçayı koyuyor ve sağlammış gibi satıyor. Bilmez ki vatandaş, ne bilecek. Herkes araba motor üstadı değil ki. İyi niyetle alıyor ama öteki haram işliyor. Bu haramdır. En büyük günahlardan biri şu: inşaatlarda kumdan, demirden, çimentodan çalmak. Sonra ne diyoruz? Kader işte. Kader-i ilahi oldu. Kader-i ilahi ama kader-i ilahiden, bu kaderden sorumluyuz. Bu kaderi kendimiz çizdik. Deniz kumunu kullanıyorsun inşaatta. Ondan sonra inşaat niye yıkıldı? Demir şu kalınlıkta olması gerekirken, şu yoğunlukta. Ucuz, daha ince olan demirci alıyorsun veya hurdana çıkan demiri kullanıyorsun mesela. Ondan sonra deprem olunca da bina yıkılıyor. Kader-i ilahi ne yapalım? Arkadaşlar, kader-i ilahi olmayan hiçbir şey yok. Her şey kaderdir ama sen bu kaderi kendin oluşturdun ve bundan dolayı sorumlusun. Faturayı haşa utanmadan Allah'a kesiyor. Allah diyor ki tedbir al. Sen tedbir almadın, sağlam yapmadın, sonra da işte böyle oldu dedin. Allah'a sığındın. Bu sahtekarlıktır ve Allah'ın adını kullanmaktır. Onun için iqilha sümme tevekkel. Genel prensibimiz, tedbirini al, sonra Allah'a tevekkül et. Sizi dinleyelim sonra devam edeceğiz. Siz bakalım röportajda ne demiştiniz? Birkaç konu daha var bununla ilgili, ticaretteki günahlarla ilgili. Sizce ticarette yapılan büyük günahlar nelerdir? En büyük günahlardan bir tanesi içki satmak, faize girmek. Bunlar en büyük günahlardan, evet. Dolandırıcılık olabilir. Bunda spekülasyonlar olabilir belki de. Özellikle bu borsa ticaretin içinde sayabilir miyiz bilmiyorum ama orada yapılan spekülasyonlar da buna dahil diye düşünüyorum. Ticarette yapılan büyük günahlar tartı hatası olabilir. Hileli mal satma olabilir. Kötü malı iyi mal gibi satmak olabilir. Faiz. Haram yemek. Yetimin hakkını yemek. İnsanları aldatma. Gerçeği söylememe. Herhalde harama bakmama. Hile yapanlara ne dersiniz? Kul hakkı en büyük günahlardan bir tanesi. Kul hakkına Yüce Rabbim şöyle emrediyor: kul hakkıyla yanıma gelme. Hangi günahla gelirsen gelirsin, affederim ama kul hakkıyla affetmem. İnşallah cezalandırırlar doğru düzgün. Öyle diyoruz. Hile yapanlara ahlaklı olmaları tavsiye ederiz. Hile ile, hurda ile kimse abad olmamış. Ve de tartı hileleriyle helak olan kavimler var. Bunları bilmeleri lazım. Dürüstlük her zaman kazandırır. Allah'ından bulsunlar. Boğazlarında kalsın. Ne yapayım, dürüstlüğe davet ederim. Adam gibi çalışsınlar, şey yapsınlar. Yanlış yani, faturadır, bilmem nedir, kayıt dışı. Yanlış. Vatan hainin ötesinde yani hem dünyasını hem ailesini berbat eden kişidir. Evet, arkadaşlarımız güzel şeyler söylediler. Bunlar tabii daha geniş şeylere girmedik. Kara borsacılık, fiyatı yükseltmek, bunlar hepsi haram olan şey. Piyasayı çok düşürmek yine. Başkasının etkisini kırıp sektörde tek isim olmak için bunu yapıyor bazıları. Fiyatı düşürüyor,
Bütün diğer esnaf iflas ediyor. Bu da dinen caiz değildir. Yani pazarın, yani İslam'da serbest ekonomi var yani. Zorlayıcı değildir. Piyasa kendi kendini ayarlasın ama devletin başındaki yetkililer orada bir sahtekarlık söz konusu olsa ve piyasayı kitlemek, bloke etmek niyetiyle bir pazar oluşurursa ve o pazar diğer küçük pazarı öldürürse devletin müdahale etme yetkisi vardır. Maddi konulardan sistemler koyar, ölçüler koyar, ona göre müdahale edebilir. İslam hukuku, İslam ticaret hukuku farklıdır yani. Tabii meşru saymadığı ticaret var. İşte işçi ticareti, faizli ticaret bunlar haram olan, domuz etinin ticareti mesela, haram olan ticaretlerde dikkat etmek lazım. Evet arkadaşımızın dediği gibi eski ümmetlerin, milletlerin zaman zaman anlatıyoruz. Tartılarından, ölçülerinden eksik yaptıkları için helak olduklarını biliyoruz. Devam edelim bu konuya. Açık artırmalarda malın fiyatını artırmak için anlaşarak mala değerli süsünü vermek ve yüksek fiyattan satmak. İki kişi, üç kişi anlaşıyor. Adam birdenbire mal 10 lirayken 15 lira diyor falan. Öteki Allah Allah bu değerliymiş, ben 16 vereyim o zaman diyor. Öteki diyor 18 diyor. Sürekli yükseltiyor fiyatı. Değerinin çok üzerinde, kat kat üzerinde satıyor. Bu da zulümdür yani. Bu da zulümdür. Böylece mala ipotek koyuyor veya malı düşürmeye çalışıyor. Veya başkasının ihaleye girmesine engel oluyor. Bütün bunlar caiz olmayan, meşru olmayan şeylerdir. Yapılan küçük işleri büyük işler gibi göstermek, efendim çok vakit alan işler gibi göstermek haksız yere kazanç. Mesela belli bir aracı oluyorsunuz, bunun satılmasında aracı oluyorsunuz. Bu şu malzemeyi satıyorsun, yani şu bardağı satıyorsun. Diyorsun ki malın sahibi bunu 10 liraya sat diyor, 10 liraya sat. Bana 8 lira ver, 2 lira senin. Bu meşru bir şey. Fiyatı gerçekten 10 liraysa. Ama az da yorulmuşum, ya, çok yoruldum, bana daha kar ver demek haramdır tabii. Dine doğru değildir. Ete hava basarak dolunmuş gibi göstermek eti, bu da dinen caiz değil. Çünkü yani aldatıyorsun. Hayvanın memesini bağlayıp süt ile doluymuş gibi göstermek. Yani memesini bağlıyor süt. Bu süt lan, bu 30-40 kilo, 60 kilo verir falan. Halbuki vereceği kilo 20 kilo diyelim ki. Bu da dinen haram olan alışverişlerdendir. Müşteriye ihtiyacından fazla diyelim ki bir oda boyayacak. İki kutu gerekir. Halbuki tek kutuyla işi bitiyor. Böyle yapıyorlar demiyorum. Yapanlar varsa diyorum. Tek kutu ile iş görecekken iki kutu alıyor. Biri diğer kutuyu eve götürüyor veya kendi iş yerine götürüyor. Halbuki arta kalan kutuyu koymak zorundasın. Bu da haram olan alışverişlerdendir. Garantisi olmayan malları garanti varmış gibi göstermek. Garantisi olanı da garantisi yokmuş gibi göstermek. Mal aldın mesela 5 ay sonra arıza yaptı. Sen de işi bilmiyorsun. Zamanında garanti almamışsın ama o biliyor bu işi. Ya diyor, garanti almadın sen diyor. Halbuki garanti elinde. Tarihi biliyor, zamanı biliyor. Senin bu konudaki tecrübesizliğini istismar ediyor ve seni kandırıyor. Bu da haram olan alışverişlerdendir. Müşteriye iyi malı gösterip daha kötü malı satmak, bu da haram olan alışverişlerden biridir. Bir telefon daha alalım. Sonra zaman zaman otobüslerde gördüğümüz birbirlerine müdahale etme, kıyafetleri falan, bu çirkin, iğrenç şeyler bunlar. Çok çirkin. Yani beraber, insanlar beraber yaşamak zorunda. Ama bir telefonu alalım ondan sonra. Alo. Alo. Hanımefendi, buyurunuz programımıza, hoş geldiniz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, aleykümselam. Buyurun. Hocam, ablam 10 yıllık evliliğini anlaşamayı bitirdi. Bir 7-8 ay sonra ben imamım, hafızım diyerek kendini arkadaşlarıyla tanıştıran biriyle evlendi, imam nikahlı olarak. Evet. Hanımefendi yani, kendinizi televizyondan izlemeyin, telefondan beni izleyin. Yani telefonu, televizyonu kapatın, iletişimi daha rahat sağlayalım. Evet, devam edin, evet. Devam edin. İmam nikahlı biriyle evlendi, ablamı etkisi altına aldı ilk etaplarda. Ablama bizi kötüledi. Ablam o ne diyorduysa yani onun komutundaydı.
Evet. Neydi? Ne diyorduysa onu yapıyordu. Evet. İlk evliliğinden kalan bir çift bilezikle evini dayayıp döşedi. Evet. Yani ablamın her dediğini yapıyordu ve ablamı borç altına sokmaya çalıştı. Evlendiğinde namaz kılıyorum, hafızım, şöyleyim, böyleyim dediği kişi evlendikten sonra namaz kılmıyordu. Üç harflerle uğraşıyordu. Evet efendim. Üç harfleriyle bizi ailece korkuttu. Ablam o evliliğinden, ikinci evliliğinden bir kızı oldu. Yani hem maddi sıkıntısından dolayı hem de adam peşini bırakmaz korkusundan kızını vermek zorunda kaldı. Bir 20 gündür kızı şu an eşinde kalıyor. Evlat hasreti de çekiyor ablam. Ama onun bize karşı yaptığı işte üç harflerdi, korkutucu şeylerdi. Ablama çok şeyler göstermiş. Üç harfleri dahil göstermiş. Ben Hazreti Süleyman'dan onun hayatını merak edip onun üç harflerini çağırmayı biliyorum. Ben şöyleyim, ben böyleyim, ben bunu istediğim kişiyi çağırıp istediğim kişiyi yönetebilirim gibi etkisi altına aldı ki gerçekten de yani bir şeyler gösterdi ablama. Şimdiye kadar biz hiçbir şey görmediğimiz halde annemlere gittim ben. Bayağı bir bana uzak var. Evet. Ablam evliydi ve o zaman yeni hamileydi. Üzerime bir şey çöktü ve üstümü çıkarmaya çalıştı uykudayken. Ve ben la ilahe illallahü melikul hakkul mübin la havle ve la kuvvete illa billahi lazım bunları çekerek düzeldim. Benim üstümden bir şey kalktı. Etrafa baktım kimse yoktu. Resmen üstüme çökmüştü. Üstümü çıkarmaya çalışıyordu çarşafla birlikte. Yani bu tarz şeyler hiç yaşamamıştık. Bu adamla tanıştıktan sonra bizim içimiz gücümüz rast gitmemeye başladı. Ablam bu arada boşanmış. Annemlerde kalıyor. İki oğluyla birlikte. İlk eşimden iki oğlu var. Evet. Yani resmen basiretimizi kilitlemiş gibi hepimizin işi gücü rast gitmiyor. Zaten ailece maddi durumu iyi olsun bir aile değiliz. Daha da bizi kötüye götürüyor. Yani bunu bizden def etmek için, ondan kurtulmak için, tamamıyla hayatımızdan çıkması için neler yapmamız lazım? Özellikle ablamın kurtulması için. Yani tabii bu tür insanlarla yakınlaşmak, evlenmek, onların ailesine girmek, onlarla aynı evde aynı evi paylaşmak doğru değil zaten. Bunu sık uyarıyoruz. Evet, cinlerin varlığına inanıyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle sabittir. Peygamberin bunlarla görüştüğü Hazreti Süleyman olayı vesaire. Yani neticede onlara bir varlıktır Allah'ın yarattığı melekler gibi. Onların da şeytanlar nasıl varsa, cinler onların azgınları zaten şeytanlaşıyor. Vardır insanların bunlarla bazı irtibatları olabilir. İstismar %99'u istismardır. %1'i de belki bir tür onlarla böyle bir bunun zaten faydası yok, zararı çok. Bu tür şeylerle meşgul olmamak gerektiğini sık biz burada vurguluyoruz. Cincilerle, nuskacılarla işiniz olmasın diyoruz. Aklınızla işiniz olsun, imanınızla işiniz olsun. Bol bol dua ediniz. Bizim size tavsiyemiz onlarla irtibatı kesin. Aramayın, görüşmeyin. Size sıkıntı verirlerse zaten işin adliye boyutu var, mahkeme boyutu var. Şikayet etme hakkınız var zaten sizin. Herkesin hakkı var. Bol bol Felak Nas suresini okumak suretiyle, Allah'ın isimlerini 99 ismini okumak suretiyle zaten içinde ezan okunan, namaz kılınan, Allah'ın ayetlerinin okunduğu bir eve bu tür şeylerin musallat olma, girme imkanı yoktur. Bunlarda fiziki olarak gerçek manada o yaratıkları kontrol altına alamazlar. İki taraf birbirini istismar edebilir. Bazı böyle yoğunluk oluşturabilirler, manevi baskı diyelim ama müspet anlamda manevi baskı değil, menfi anlamda, zarar verme anlamında böyle bir baskı, bir yoğunlaşma olabilir. Zaman içinde geçer. Allah sizi onların şerrinden korusun diye ben duamı sizinle paylaşmak istiyorum hanımefendi. Şimdi metroda son zamanlarda bunlar oldu. Bunlar medya dikkat çekiyor zaten ama biz de bunlara dikkat çekelim. Ve bu çirkinliklerden uzak durulması gerektiğini, bu tezgahçılara, bu sahtekarlara, şarlatanlara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Memleketimizi biliyorsunuz, işte Kürt-Türk bölmeye çalıştılar, Alevi-Sünni diye bölmeye çalıştılar. Millet bunları itibar etmedi. Millet bunları, tabirimi hoş gördü, ne olur yemedi bunları. Milletimiz olgunlaştı. Herkes birbiriyle, herkes iç içe yani. Yani bu Alevi, bu Sünni, herkes iç içe yaşıyor, kardeşe yaşıyor. Efendim değişik millet, ırklardan olabilir insanlar. Yani Allah öyle yaratmış. Cennetin kabailelite arafu inne ekremekum indallahi etkakum, sizi
bir erkek ve dişiden yarattık. Kabilelere ayırdık. Anlaşın, görüşün diyor Kur'an-ı Kerim. Burada da hiç insanımıza, Türk insanına, Müslümana yakışmayacak olan, tabii bunu yapanın dini nedir bilmiyorum tabii, sormadım, sorgulamadım da. Metroda seyahat ediyor. Orada bir hanımefendi çarşaflı, isteyen çarşaf giyer, isteyen etek giyer, isteyen açık giyer, isteyen kafalı giyer. Herkesin kendi dini kendine. Bir hanımefendi çarşaflı, yanındaki de hakaret ediyor. Kara, ne diyor ona? Kara Fatma diyor. Ne kadar iğrenç, sen beyaz olsan ne olur yani? Etrafın beyaz olsun ne olur? Sakın ha bunu saldıranları bir saygın bir toplumun bir parçası gibi görmeyin. Bunlar saygın maygın değiller. Yani hiçbir siyasi görüşün de tarafı değil. Hiçbir hal değil yani. Ancak provokatör belli ki. Tezgahçı, ortalığı gezginleştirmeye çalışıyor. Hem saldırıyor hem de Kara Fatma diyor hem de polis diye bağırıyor. Yani hangi tarafını tenkit etseniz. Halkımız tabii akıllı. Zaten millet gerekeni söylüyor. Saygısızlık yapma, terbiyesizlik yapma diyor. Milletten çok korktuğu için de bu polis diye bağırıyor. Çünkü yanlış yaptı ortada. Sakın lütfen bunlardan, işte başörtülü, baş kapalı kavgasıdır. Öyle bir kavga yok bu ülkede. Bu ülkede herkes, kardeş herkes birbirini seviyor. Ailede bir gelin açık, bir gelin kapalı. Bir gelin Tunceli, bir gelin Diyarbakırlı, bir gelin Manisalı. Valla biz kardeşiz, beraber yaşamışız şu kadar yıllar boyunca. Ama bu tür tezgahçılar, provokatörler, bu tür özel göndermiş olan insanlar ajan vahiyetinde gelir ve halkı birbirine vurdurmaya çalışırlar. Aman ha! Biz onun için bunu ikaz ediyoruz. Biz kardeşiz, birbirimizi seviyoruz, Allah için seviyoruz. Ya kısa bir ömür yaşayacağız, ölüp gideceğiz. Kainatta kavgayla değil, iyi şeylerle anılalım yani. Onun için bunlara karşı lütfen daha dikkatli olunuz. Bunlara prim vermeyiniz. Yolda geçene yumruk atıyor ya. Başı kapalıdır diye. Bu ile başı açık veya işte kısa giyinmiş, otobüse binmiş olan başı açık bir kadına müdahale etmek de aynı. O da doğru değil, o da doğru değil. Bunu hiçbirini onaylamamız mümkün değildir. Herkesin hayatı kendine, hesabı Allah'a. Herkes hesabını Allah'a verir. İnanan, inanmayan, yaşayan, yaşamayan. Şimdi işin tehlikeli tarafı şu. Bir insan dini yaşamayabilir, ayrı mesele. Ama dine ve dini bir kutsala saldırmak, o çok farklı bir boyutta işi taşıyor. Bunu yapanın dini imanı kalmaz. Küfür olur çünkü. Bakın, uygulamamak değil, uygulamak farklı bir şey. Kişiyi günahkar yapar. Namaz kılmazsan günahkar olursun. Ama namazı inkar edersen Müslümanlıktan çıkarsın. Herhalde anlaşılmıştır. İçkiyi içersen günahkar olursun. İçki haram değil dersen dinden çıkarsın. Konulmuş olan Allah'ın bir kuralını, kesin bir kuralı reddetinden dolayı. Bunlara karşı da lütfen dikkat edelim, ediniz diye uyarı ihtiyacı hissediyoruz bir din adamı olarak tabii ki. Bir telefonumuz var, alalım. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun, buyurun. Alo. Efendim buyurun, beni dinleyin telefondan, buyurunuz. Hocam selamünaleyküm, hayırlı cumalar. Hürmetler efendim, aleykümselam, teşekkür ederim. Hocam, buyurun. Ben teşekkür ederim hocam, sizi çok seviyorum bu arada. Sağ olun. Size bir sorum olacaktı hocam. Benim 80 yaşında bir kayınpederim var. Hani hocam diyoruz ki yaşlar evimizin huzurudur, bereketi diyoruz. Evet. Ben 25 senedir ona bakıyorum hocam. Bana etmediğini bırakmadı hocam. İftira desen ne yapmadığını bırakmadı hocam. Ben yine dedim yaşlıdır, gidecek yeri yok dedim hocam. Bu senede bundan bir ay önce bana ahlaksız bir teklifte bulundu hocam. Şimdi de ben ona bakmıyorum diyorum. Ben günaha giriyor muyum hocam? Gidecek yeri de yok. O zaman ben onun oğlundan hani onu ayırıyorum sonuçta. Hani tek bir oğlu var hocam. Ben ne yapmalıyım bu durumda hocam? Yani oğlundan oğlundan onu ayırma. Yani iyilik yapmışsın, gerekeni yapmışsın. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Saygısızlık, ahlaksızlık yapmış da. Tabii onunla arana bir mesafe koyman gerekiyor tabii. Belli yaşlarda bazı insanlarda bu tür haller olabilir. Maalesef bu tür şikayetler geliyor zamanla. Ben de bana mail halinde soruyorsunuz, geliyor böyle şeyler. Görüyorum, bu ilk değil tabii, siz onu o anlamda söyledim. Oluyor derken o anlamda yani, bana gelen örnekler var. Tabii ki
onunla aynı ortamı paylaşmamanız gerekir. Böyle bir insanla aynı ortamı paylaşmamak gerekir. Eşiniz evdeyken olabilir ama eşiniz evde değilken uzak durmak lazım ondan. Ayrı bir evde kalmasında hiçbir sakınca yok. Ayrı evde kalmasında fayda var. Bu huyundan vazgeçmedikten sonra. Ama yarın düşer, iyice hastalanır, yürüyemez hale gelir. O zaman yine siz ona hanımefendiliğinizi, iyiliğinizi yaparsınız. Ama hala o kötü yönü, melekesini, aklı melekesini kaybetmeyen bir insan gelinine böyle bir sıkıntı, bir şey yapmaz zaten. Böyle bir yakında bir kötü teklifte bulunmaz. Belli ki aklı melekesi yerinde değildir. Ondan da uzak durmak lazım. Şerlerinden uzak durmak lazım. Tedbirli davranmak lazım. Onun için evladı, eşinizin zaman zaman ondan uzak durması son derece normal bir şey. Onu evinize kabul etmemeniz hakkınızdır sizin. Bakın. Böyle olduğu için söylüyorum, altını çiziyorum. Böyle bir durumu söz konusu olduğu için, ahlaksızca bir teklifte bulunduğu için evinize kabul etmeme hakkınız var. Hizmet etmeme hakkınız var. Ama normal olsaydı hizmet edin, evinize alın derdim ben size. Herhalde anlaşıldı değil mi efendim? Tamam, anlaşılmıştır. Efendim bir telefon daha alalım yine. Alo. Alo, selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Hanımefendi, hayırlı cumalar diliyorum. Aleyküm selam efendim. Programımıza hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkür ederim hocam. Size bir sorum olacaktı. Evet. 20 günlük gelin iken kayınpederim altınlarımı borç olarak istedi. Bir ay sonra vereceğini söyledi hocam. Evet. Aradan 9 yıl geçti. Her istememde de kavgayla aylarca görüşmedik biz. Evet. Şimdi de hocam evde bir karar almışlar. Nisan ayında benim ailemin, yani kız tarafının takılan altınlarını vereceklermiş. Erkek tarafının, kendi tarafının taktığı altınlarda benim hakkım yokmuş. Hocam böyle bir hakkım bir var daha, mı bir yok bir daha mu? Söyler misiniz? Ben bunu şimdi, öğrenmek istiyorum. Bir, daha, bir saniye. Kayınpederiniz sizin altınlarınızı aldı siz daha yeni evliyken. Evet. Tekrar bütün altınlarınızı mı aldı? Evet hocam. Ne takılmışsa yani çeyreğine, bileziğine kadar bir ay sonra kızıma geri vereceğim dedi. Yani sizi kastederek? Evet. Vermedi mi bir daha? Aradan şimdi 9 yıl geçti, şu an ben çok kötü oldum, kavgalar edildi, görüşmedik uzun bir zaman. Şimdi de evde bir karar almışlar. Evet. Nisan ayında benim tarafımın, yani kız tarafının takılan altınlarını geri vereceklermiş. Erkek tarafının takılan altınları zaten kendi tarafları takmış. Onlarda benim bir hakkım yokmuş. Onlar öyle bir hakkım var mı yok mu onu öğrenmek istedim hocam. Şimdi sizin mehrinizi verdi mi eşiniz, mehirinizi? Hayır, hayır. Mehir konuşuldu mu? Yani o da eşimle biz hani konuştuğumuz zaman eşim daha ilerleyen zamanlarda elim genişe çıkınca vereceğim dedi. Ha, onu kabul ediyor, vereceğini kabul ediyor. Ha, evet, İnkar etmiyor. Evet. Yani bence kavga etmeye değmez bundan dolayı. Kavganızın sürülmesine değmez, faydası yok. Neticede çünkü ortaya gelen takılar ikinizin ortak takılarınızdır. İki, yani karı kocanın ortak takısıdır. Sizin kendi takınızı size versinler aile tarafınızın. Sizce böylece sulh olun ama mehir alacağınız da devam etsin. Böylece en azından kavganın içine girmemiş olursunuz. Hayat boyunca kavga etmemiş olursunuz. Bunları hiç yapmaları doğru değildi. Yapmaları gereken neydi? Takılar takıldı, ortaya geldi. Bu takılar ailenin geleceği için. Yani sizin karı koca olarak geleceğiniz için bir güvence olarak, bir yatırım imkanı olarak elinizde bulunsun. Doğru olan budur. Kayınpeder, kayınvalideler takılara ek yapmaları gerekir. Bırak takıları almak. Yani evliliği, kızlarının veya oğullarının evliliğini bir meta edinmek olarak görmemeleri gerekiyor. Doğru değil bu. Bir para kazanma yolu olarak değildir. Evet, elbette ki takı gelecek ama bu takı ne için gelecek? Kayınpeder, kayınvalideler için değil ki. İki taraftan hiçbirinin kayınpederi, kayınvalidesi, kız için de oğlan için de geçerli. Gelen takılar ailenin güvencesidir. Yeni evlilere bir hediyedir. Yolunuza devam edin. Halkımız niye takı takıyor? Sana katkıda bulunuyorum. Yeni bir yuva kuruyorsunuz. Yuvanız mübarek olsun diye size yardım ediyorlar. Şimdi buna el koymak son derece zulümdür yani. Bu nedenle siz kendinize ait olanı koparmaya çalışın, almaya çalışın. Gerisi zaman içerisinde çözersiniz inşallah. Herhalde anlaşılmıştır. Evet. İnşallah kelimesi bol bol kullandığımız bir kelime. Biliyorsunuz ayet-i kerimede de yarın yapacağınız şeye inşallah demeden
yapacağım demeyin diyor ayet-i kerime. O da şu oluyor, Hazreti Peygamber'e bir ara soru soruluyor inanmayanlar tarafından. Hazreti Peygamber de cevabını veririm yarın size, yani vahiy gelir diye kendisine. Ama vahiy gelip gecikiyor. Efendim, Kehf suresi 23-24. ayet. Kesin Hazreti Peygamber vereceğim cevabını diyor ama Cebrail gelmiyor. 10-15 gün boyunca vahiy gelmiyor ve cevap gelmiyor. Dedikodu diyorlar, Muhammed'e sorduk ama cevap veremedi diye. Bundan sonra ayet geliyor. Kesin işlerde inşallah demek gerektiğini söylüyor. Efendim, inşallah demeden hiçbir şeyi yarın yapacağım deme diyor ayet-i kerime. Hazreti Peygamber bunun üzerine kendisine sorulan her şeyle ilgili inşallah kelimesini daha çok kullanmaya başlıyor. Siz de inşallah, inşallah ne demek? Allah dilerse, Allah dilerse. Anlamı bu. Onun için bu inşallah kelimesini bol bol kullanmanızı tavsiye ediyorum. Vakti kalırsa yine buna değineceğim. Program başında ben söyledim. Ama yeni açanlar olabilir. Arkadaşlarımız arkaya verirlerse. Bugün yazım, her yazı önemli de bugünkü yazı biraz daha önemli. Önemsiyorum bu yazıyı. Bu yazıyı bugün Sabah Gazetesi'ni hem okuyun hem paylaşın lütfen. İnternet sitelerinize paylaşın. Biliyorsunuz Hintlere ait olan Vedalar, Puranalar gibi kitaplar var. Yazılı vesikalar var. Efendim, bunlar, bu yazılı vesikalar son derece önemli. 2000, en az 2000 diyen 5000 yıllık bir döneme 3000 yıla kadar götüren var. Peygamberimizden önce 3000 yıl öncesinden Hintlilerin kutsal, yani Hintlilerin İncil'i, Hintlilerin Tevrat'ı gibi bir şey yani. Kutsal kabul ediyorlar. Bununla ilgili son bir kitap yazıldı. Profesör Doktor Pandit Vaid diye Hindistanlı bir alim. Vedalar kitabında Upanishadlar ve Puranalar adlı kitaplarda Hazreti Peygamber'in son peygamber elçisinin adı kullanılıyor. Burada tek tek ben örneklerini verdim. Melek halı öğretici, kendi dosyayla zuhur edecek, adı Muhammed olacak diye ifade ediyor. Burada bu Arabistan'dan geleceği, deveye bineceğinden bahsediliyor. Hazreti Peygamber'in ailesinden bahsediliyor. Peygamber Efendimiz'in ailesinin özellikleri söyleniyor. Yani diyor ki efendim, Asvista diye bir isimden bahsediliyor. En çok övülen kişi Arapçada Muhammed adıyla geliyor diyor. İki büklüm diyor Mekke'ye, yani bir girerken diyor iki büklüm girecek. Mekke'nin fethinden bahsediyor. Devenin sırtında Hazreti Peygamber iki büklüm giriyor. Efendim, Bedir Harbi'ne işaret var. Kureyş kelimesinden bahsediyor. Kabe'den bahsediliyor. Çok özetle söylüyorum. Yani bunlar hep tabi birer yorum netice itibariyle ama yorum olmayan net olan şeyler de vardır. Onun için bu çok tartışılmalı, ileride de tartışılmalı. Ben bu konuda uzman olan hocalarla da görüştüm. Bu dille ilgili Yeni Zelandalı yeni bir Müslüman olan bir kişi var şu anda, Türkiye'de değil ama gelinde de görüşeceğiz. Yani olay şu, hem İncil hem Tevrat'ta peygamberimizden bahsediliyor, hem Zuburul Evvelin eskilerin kitaplarında bahsediliyor. Öyle anlaşılıyor ki ilerideki arkeolojik kazılar, yeni tespitler, yeni tabletler çıktıkça Hazreti Muhammed'in son peygamberliğine işaret eden deliller daha da çok çıkacak. Bu şu demek değildir, Hindu dinindeki bu Vedalar, o 3-4-5 bin yıllık kitapta var olan her şeye inanıyoruz. Hayır, haşa. Ben Hazreti Peygamber'le ilgili bölümle ilgili konuşuyorum. Ama birçok din kaynakları değişmeseydi hepsi Hazreti Muhammed'e işaret edecektir. Bu yazıyı bugün lütfen okuyunuz. Pazar günü saat 10'da yine buradayız. Kur'an ve Sünnet programında buradayız. Peşembe akşamları 00:20'de beraberiz. Cuma sabahları 8:30'da buradayız. Sizi seviyoruz. Cumanız mübarek olsun. Bugün birbirimize dua edelim. Hazreti Muhammed Efendimiz'e bol bol salat ve selam getirelim. Rabbim ismi azam hürmetine bizi bütün dünya ve ahiret korkularından emin eylesin. Allah bütün hastalarımıza şafi ismiyle tecelli etsin. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.